Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Beylikten Devlete, Osmanlı siyasetine bakacağız. Şimdi sizlerle ilk olarak kuruluş döneminin gelişmelerini esas alalım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında şöyle bir ifade yer alıyor. Buradaki ifadeler ve haritalar ezberlenmeyecek, bilinmeyecek. Yani öğrenilmesine, ezberilmesine gerek yok. Sadece bu dönem içerisinde gerçekleşen gelişmelerin harita üzerinden nerede olduğu bizden isteniyor. Hani Koyunhisar Muharebesi'yle başlayacak Osmanlı'nın serüveni. Biz bu serüvene baktığımız zaman ta 1448 birinci Kosova Muharebesi'ne kadar gelen bir süreci içerisinde barındırıyor. Az sonra padişah kimin döneminde hangi gelişme yaşandı tek tek ifade edeceğim. Ama hem bu gelişmelerin kronolojik sıralamasını şöyle bir göstermek istedik. Hem de dikkat ederseniz Anadolu'da ve Rumeli'de ve Balkanlar'da çok önemli mücadelelerin olduğunu bilmek gerekir. Şimdi değerli kardeşlerim, ilk olarak Anadolu'nun jeopolitiğini ele alalım. Jeopolitik ne demek? Jeopolitik yer siyaseti demektir. Jeo yer, politik siyaset manasında kullanılıyor. Bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem doğrultusunda devletlerin ürettiği politika jeopolitik olarak biliniyor. Şimdi Osmanlı öncesindeki jeopolitik durumunun önem arz eden gelişmelerine bakacak olursak, 1221'den itibaren bir Moğol istilası var. Bu yüzden Moğollar Anadolu'ya geldikçe önde bulunan Türkmen beylikleri hızlı bir şekilde Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya sığınmıştır. Bununla beraber 1230'da şurada bir Yazıçemen devleti var. Burada bir Harzemşahlar devleti vardı. 1230'da Harzemşahlarla gerçekleşen Yazıçemen Muharebesi'nin Türkiye Selçuklu Devleti tarafından kazanılmasıyla beraber bu tampon devlet kalkıyordu ortadan ve Moğollar hızlı bir şekilde batıya doğru geliyordu. Moğolların Töse Dağı'da, Erzurum'da Türkiye Selçuklu Devleti'ne mağlup etmesi ve Anadolu'ya egemen olmaya başlaması düzeni Anadolu'da bozuyordu. Sultan Baybars Moğolları Elbistan Savaşı'nda mağlup ediyordu. Ancak daha sonra burada Memlüklü Sultanı Sultan Baybars, ki bir önceki dersimizde bu olaylardan bahsetmiştik, tekrar Mısır'a geri dönünce Abakan Han komutasında Moğollar Anadolu'da bunun intikamı için büyük katliamlar yapıyordu. Ve Moğolların Anadolu valisi Sülemiş'in isyanı ve Moğol baskısının azalmasıyla beraber Anadolu beylikleri yavaş yavaş bölgelerinde egemen olmaya başlıyordu diye. Osmanlı da Anadolu'nun önemli beyliklerinden biriydi. İkinci dönem beyliklerinden biriydi. Peki ne oldu da Osmanlı kısa sürede büyüdü? Bakın bu gerek yazılı sınav sorularında karşınıza gelebilir, gerek ilerleyen yıllarda üniversite sınavlarında karşınıza gelebilir. Bir defa Osmanlı Anadolu'da ve Balkanlar'da önemli bir siyasi güçle karşılaşmamıştır. Bu yüzden Anadolu'da ve Balkanlar'da bir siyasi birliğin olmaması, çok önemli siyasi güce karşı mücadele etmemesi kısa sürede büyümesinin en önemli sebeplerinden biridir. Aynı zamanda merkeziyetçi yapısını çok kuvvetli tutmaya çalışacaktır Osmanlı. Bu da onları kuvvetlendirecek ve kısa sürede büyümesini sağlayacaktır. Adil ve hoşgörülü bir politika izlemesi, ki biz buna istimalet politikası deriz. Az sonra biraz daha burayı açacağız. Ahit Teşkilatı'nın desteği Türkiye Selçuklu Devleti'nin önemli teşkilatlarından biridir. Osmanlı kuruluş dönemlerinde de Ahit Teşkilatı'nın faaliyetleri bizim için çok önemli. Balkanlar'da uygulanan iskan, yani yerleştirme siyaseti. Balkanlar'da fethedilen yerlere Türklerin yerleştirilmesi önemli. Burası için de bir parantez açacağız az sonra. Devlet adamlarının kadrosunda sağlam olması, yetenekli padişahların bulunması, önemli liyakatlı insanların devletin yönetiminde yer alması çok çok önemli. İzlenen gaza ve cihat politikası, mesela Bizans'a yönelik olarak bir fetih hareketinin gerçekleştirilmesi ve diğer beyliklerin de desteğinin sağlanması önemlidir. Osmanlı coğrafi konumu hemen Bizans sınırındadır. Bizans sınırında olduğu için hemen şöyle gösterelim bakın. Şurası İstanbul'un bulunduğu yer olsun. Burada Bizans var. Burada kim var? Burada Osmanlı kurulmuş. Şu bölgede Osmanlı var. Burada Bizans var. Ne oldu? Diğer beylikler de buralarda var. Diğer beylikleri de görelim. Osmanlı siyasetini tamamen Bizans endeksi geliştiriyor. Bu yüzden de bu coğrafi konumdan ötürü de diğer beyliklerle çok hani mücadele girişmediği veya çıkar çatışmaları için uğraşmadığı için daha bir şekilde kuvvetlenecektir diyelim. Şöyle kuruluş döneminin Osmanlı haritasına baktığımız zaman, diğer beylikleri de gördüğümüz zaman hatırlarsak bakın Osmanlı, Bizans'ın bulunduğu yer. Bakın şimdi Osmanlı sınırlarını genişletmek istiyorsa ne yapmak zorunda? Hem Bizans'la mücadele etmek zorunda, hem de diğer beyliklerle mücadele etmek zorunda. Temeli budur. Şimdi Ankara'ya yakın bir konumda Ahilerin desteğini bu noktada sağlayacak ve kuvvetlenecektir. Bu bakımdan coğrafi konumu çok önemli ve Bizans'a yönelik olarak fetih hareketleri de Osmanlı'yı kuvvetlendiriyor. Peki gelelim Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşlere.
Şimdi Osmanlı'nın ilk dönemlerinde tarih yazıcılığı çok gelişmiş olmadığı için Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili bir takım varsayımlar, bir takım hani görüşler ve tezler vardır. Sebebi de tekrar söylüyorum, net bir şekilde o dönemin hani yazıya alınmamış olmasıdır. Mesela Paul Vitti'ye göre gazadır bu tez. Yani der ki temel amaç İslam sınırını genişletmektir. Gaza ile devlet askeri fetihlerde ganimet elde etmeyi amaçlamıştır. Sınırları böyle yükselmiştir. Fuat Köprülü ise Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapmasını, hükümdarların yetenekli olmasını ve Osmanlı'nın jeopolitik konumunun önemli olmasını gelişme unsuru olarak görüyor. Halil Nalcı'ya göre ise gaza belin kuluçunda önemli, ancak önemli olan sosyal değişim unsurlarıdır. Yani sadece gazaya bunu bağlayamayız. Birçok önemli diğer nitelik de Osmanlı'nın büyümesindeki önemli bir etkendir der. Devam edelim, isyan siyasetine gelelim. Dedim ya, yerleştirme politikası olarak biliyoruz. Ne yapıyor? Osmanlı geldi, bu bölgeyi fethetti, burayı fethetti, burayı fethetti, burayı fethetti, burayı fethetti, burayı fethetti. Bu yerlerde kalıcı kalabilmek için ne yapıyor? Anadolu'dan bu Türk aileleri bu bölgeye yerleştiriyor. Böylece hem bu bölgenin Türkleşmesini sağlıyor, hem mesela bunlar konar göçer yaşam tarzı süren çoğu ailelerdir. Yerleşik yaşama geçtikleri için düzenli bir vergi toplamayı sağlıyor. Hem bu bölgedeki Türk İslam sentezini de iyi bir şekilde oluşturmaya çalışıyor. İskan siyaseti Osmanlı'nın özellikle kuruluş döneminde Balkanlarda kalıcı olmasını sağlayan en önemli siyasetlerden biridir. Onu da söylemiş olalım. Devam edelim, istimalete gelelim. Ne demiştik? Hoşgörü politikasıydı. Şimdi sen gittin Balkanlarda yeni bir bölge fethettin. Mesela Sırpların bulunduğu yeri fethettin. Ama diyorsun ki sevgili Sırplar, hani bize verginizi ödeyin. Din İstediğiniz bir şekilde serbest, istediğiniz inanca bağlı kalabilirsiniz. Dilinizi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kültürünüze bağlı kalmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde hayatınızı sürdürmeniz mümkün. Yeter ki bize hani bulunduğunuz yerde haraç ve cizye vergilerinizi verin. Biz bu konuda size karışmıyoruz. Böylece uzlaştırıcı bir fetih siyaseti izliyor. Sırplar da ne diyor? Ay tamam abi, biz böyle burada kalırız, biz hayatımızı sürdürürüz falan diyorlar. Doğal olarak bunlar da rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyor bu yerde. Hoşgörü politikasıdır. Din, dil, kültür, vicdan hürriyeti onlara bırakılmıştır. Bu yüzden de uzun yıllar Osmanlı Balkanlarda kalıcı olabiliyor. Unutmayalım. Şimdi kuruluş döneminin temel önemli gelişmelerine gelelim. Bu unsurları ele alalım ve dersimizi kapatalım. Osman Bey, devletin kurucusuydu hatırlarsanız. Özellikle beylik kurulduktan sonra ilk olarak Bizans'a bir savaşı var. Hangi savaştır bu bizim için? Bapeon, yani Koyunhisar Savaşı'dır. Bizans'a karşı gerçekleşen ilk savaştır. Savaşı da Osmanlı kazanmıştır. Bu bakımdan çok çok önemli olduğunu söylememiz gerekir. Yine Osman Bey kendi döneminde ilk parayı bastıracak ve ilk vergiyi toplayacak. Toplamış olduğu ilk vergi de pazar vergisidir. Yani bağcı pazar vergisidir. Osman Bey döneminde Fahrettin lakabıyla kendisini anılanabilirim. Bir de ilk kadı atamasını yapıyor. İlk kadı atamasını gerçekleştiriyor. Karamanlı Dursun Faki görevi asıyor. Orhan Bey'e gelelim. Osman Bey döneminin son gelişmesi olarak Bursa'nın kuşatıldığını söyleyebiliriz. Ancak kuşatma tamamlanmadan Osman Bey hayatını kaybetmiştir. Yerine de oğlu Orhan Bey tahta çıkmıştır. Bursa tamamen kuşatılıyor ve devlet merkezi haline getiriliyor. Çünkü Orhan Bey'den önce devlet merkezi İznik'teydi. Bursa fethedilince devletin merkezi nereye taşındı? Bursa'ya taşındı. Daha sonra gerçekleşilen bir Palekanon Savaşı var Bizans'a karşı. Bu savaşla beraber Bizans artık Osmanlı'ya karşı savunma pozisyonuna geçmiştir. Bu yüzden Osmanlı'nın Bizans'a karşı taarruza geçmesinde Palekanon, yani Maltepe Savaşı oldukça önemli. Orhan Bey döneminde ilk defa bir beylik ele geçiriliyor. Hangi beyliktir? O Karesi oğullarıdır. Bu beyliğin donanması vesaire vardır. Osmanlı donanmaya sahip oluyor bu beylikle beraber. Orhan Bey döneminde Bizans'ın taht kavgalarına karışıyor Osmanlı. Kantakuze'nin tahta çıkmasına yardım ediyor Orhan Bey. Bunun karşılığında da Çinpe Kalesi, yani Rumeli'de bırakılan bir toprak parçası Osmanlı'ya veriliyor. Böylece Karesi oğullarından da elde edilen donanmayla Osmanlı Çinpe Kalesi'ni ele geçirerek Rumeli'ye çıkma fırsatı bulunuyor. Orhan Bey Osmanlı'da sultan unvanını kazanan ilk Osmanlı hükümdarıdır. Şücaettin, İhtiyarettin ve Seyfettin gibi unvanları bulunuyor diyelim. Birinci Murat dönemine gelelim. Birinci Murat döneminde Sazlıdere Savaşı var. Burada yani Bulgar Krallığı, işte Sırp Prenslikleri, bunlara karşı yapılan muharebe Sazlıdere Muharebesi'nde kazanıyor Birinci Murat. Sırp Sındığı Savaşı var. Birinci Çirmen, İkinci Çirmen ve Birinci Kosova Savaşları, bunlar Birinci Murat döneminde gerçekleşen askeri mücadelelerdir. Bununla beraber işin ordu boyutuna gelelim. Şimdi işin ordusuna gelelim. Orhan Bey döneminde
Osmanlı ilk ordusunu yaya ve müsellemler olarak oluşturacaktı. Yaya askerler piyadedir, müsellemler atlı askerlerdir. Bu Osmanlı'nın ilk düzenli ordusuydu. Ancak 1. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Acemi oğlanlar ocağı kuruluyor ve ordu biraz daha profesyonel, biraz daha düzenli birliklere çevriliyor diyelim. Ve şu, bizim için Sırp Sındığı ve 1. Kosova, şöyle yapalım. Sırp Sındığı ve 1. Kosova Haçlara karşı gerçekleştirilen muharebelerdir. Sırp Sındığı ilkidir. Haçlara karşı edilen ilk zaferdir. 1. Kosova Savaşı da ikinci Haçlı galibiyetidir. Haçlara karşı alınan ikinci galibiyettir. Ancak 1. Kosova Savaşı sırasında savaşı kazandıktan sonra 1. Murat savaş meydanında dolaşırken burada bir Sırplı tarafından şehit edilmiştir. Bir savaş esnasında hayatını kaybeden ilk Osmanlı sultanıdır. Gelelim Yıldırım Bayezid'e. Yıldırım Bayezid döneminin en önemli gelişmesi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama adına birçok Türkmen beyliğinin ele geçirilmesidir. Bu bakımdan önemli olduğunu söyleyelim. Bu yüzden Anadolu'nun birçok Türkmen beyliği ele geçirilince Anadolu'da bir Anadolu Beylerbeyliği oluşturuluyor. Bakın üçüncü şeye gelelim. Osmanlı Haçlı mücadelesine gelelim. Şunu da yazayım da altına karışmasın. Osmanlı Haçlı savaşları bunlar. Geldik Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları mağlup etti. İstanbul'u 4 defa kuşatmıştır. Ancak bir türlü alamamıştır. Kuşatmalarda farklı şekillerde sona erdiriliyor. Mesela işte Yıldırım döneminde işte Timur tehlikesinden ötürü veya Karamanoğulların arkadan vurmasından ötürü birçok sebeple kuşatmalar kaldırılıyor. Kuşatmalar kolay bir şekilde gerçekleşsin diye Anadolu Hisarı'na yapıyor Yıldırım Bayezid. Ve en önemli gelişmesine gelelim. 1402 Ankara Savaşı. 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid Timur'la karşı savaşacaktır. Timur burada Yıldırım Bayezid'i mağlup edecek. Osmanlı ordularını dağıtacak. Yıldırım Bayezid'i de esir alacaktır. Öyle söyleyelim. Ankara Savaşı'ndan sonra devlet başsız kaldı. Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu arasında yani Mehmet, Süleyman, İsa ve Musa arasında 11 yıl süren taht mücadelesi devreye girdi. Ve bu mücadeleyi kazanan Çelebi Mehmet devleti 11 yıllık başsızlıktan sonra tekrar kurma fırsatı buldu. İkinci kurucu olarak Çelebi Mehmet'i gösterebiliriz. Zaten bozulan o Anadolu Türk siyasi birliğini tekrar sağlama yoluna gidecek Çelebi Mehmet ilk olarak. Ancak Fethet yıllarının vermiş olduğu bozukluktan ve otoritesizlikten ötürü ortaya çıkan ilk dini sosyal içerikli isyanı olan Şeyh Bedrettin isyanı bu dönemde patlak veriyor. İsyan zor da olsa bastırılıyor. Bir de şunu söyleyelim. Düzmece Mustafa isyanı bu dönemde. Sebebi ne? Mehmet, Süleyman, İsa ve Musa. Bunlar 4 kardeşti ancak bir kardeş daha var. Yıldırım Bayezid esir düşünce en küçük çocuk Mustafa da Timur tarafından esir düşürmüştü. Mustafa tekrar Timur tarafından serbest bırakıp Anadolu'ya gönderince isyan çıkaracak ve bu isyana da Düzmece Mustafa isyanı diyorlar. 2. Murat dönemine gelelim. Bu dönemin son temel gelişmeleridir 2. Murat dönemi. İlk olarak Osmanlı-Venedik savaşları gerçekleştiriliyor bu dönemde. Daha sonra Balkanlar'da bir Niş yenilgisi var. Niş yenilgisi elde edilince bir Edirne-Segedin anlaşması imzalanacak Balkanlardaki topluluklarla. Öyle söyleyelim. Bu yüzden Balkanlardaki bu anlaşmadan sonra 2. Murat'ın tahttan çekildiğini, barışa gittiği için tahttan çekildiğini görüyoruz. Tahttan çekildikten sonra tahtı kime bıraktı? 2. Mehmet'e. Yani daha sonra biz onu Fatih Sultan Mehmet olarak bileceğiz. Tahtı ona bırakıyor. Tabii devlet adamları 2. Mehmet'in genç yaşta tahta çıkmasından hoşnut değiller. Hatta o dönemin sadrazamı olan önemli ki Osmanlı tarihi içinde önemli isimlerden biri olan Çandarlı Halil Paşa Yeniçerileri tetikleyerek ilk Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe isyanı çıkmasında etkili olmuştur. Burada Mehmet'in hani biraz daha otoritesini sarsabilmek için. Tabii 2. Mehmet'in genç yaşta hani burada tahta çıkmış olması, orduda bir isyan hareketinin baş göstermesi burada kimi tekrardan böyle hareketlendiriyor? Haçlıları. Varna Savaşı öncesi 2. Mehmet tahtı tekrardan babası olan 2. Murat'a bırakmıştır. 2. Murat tahta tekrar geri geliyor. Ve önce Varna Savaşı'nda daha sonra da 2. Kosova Savaşı'nda burada Haçlılar mağlup edilmiştir. Demek ki bakın sınav 2 şeklinde kodladım Osmanlı Haçlı Savaşları'nı. Sırp Sındığı, 1. Kosova, Varna, yine pardon Nibolu, Varna ve 2. Kosova bizim Haçlılarla gerçekleşen muharebelerimizdi. 2. Kosova Savaşı'ndan sonra da Balkanların Türk yurdu olması kesinleşti. Artık Balkanlar'da
Haçlılar veya herhangi bir kuvvet bizi buradan atamazdı. Evet, kuruluş döneminde de temel esas olarak bu gelişmeleri görebiliriz. Askeri boyuta gelecek olursak tekrar söyleyelim. Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem orduları oluşturuluyordu. Bu ilk düzenli ordu olarak Osmanlı'da görülecekti. 1. Murat döneminde acemi olanlar ocağı açılıyordu. Yeniçeri ocağı açılıyordu. Yani böylece penç uygulamasına, pençik sistemine, işte hani savaştaki hani 5 esirden bir tanesinin asker olarak alınması veya küçük çocukların burada temelinde küçük yaşta eğitilmeye başlanması, modellemesine gidilme unsurları başlatılıyordu ki Çelebi Mehmet döneminde devşirme olarak dediğimiz bu sistem temelleştiriliyordu. Yıldırım Beyazıt döneminde zaten Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanıyordu ve ordu kuvveti inanılmaz artırılmıştı. Ancak Ankara Savaşı'nda ordu mağlup olunca bir anda düzen bozuldu. Çelebi Mehmet döneminde devşirme sistemi temelleştirildi. Ordu niteliği biraz daha artırılmaya çalışıldı. Özellikle orduda Yeniçeri Ocağı'nın ve Tımarlı Sipahiler'in oluşturmuş olduğu ordunun niteliğinin oldukça kuvvetlendiğini söylemek gerekir. Ki Tımarlı Sipahiler de ilk olarak Orhan Bey döneminde sistemleştiriliyor. Tımar topraklarından elde edilen atlı askerlerdir bunlar. Tımar gelirleriyle bunlar hayatını sürdürdü ve savaşlarda da en fazla Tımarlı Sipahiler bulunuyordu sayısal açıdan. 2. Murat döneminde de ordunun en kuvvetlendiği dönemlerden biri ki zaten 2. Murat bakın tahttan çekiliyor. Tahta tekrar geldiğinde ise burada Varna'da ve 2. Kosova'da ordular Haçları tarumar ediyorlar. Hani Osmanlı'nın kuruluş döneminin temel gelişmeleridir bunlar. Hani az sonra yani bir sonraki derslerimizde dünya gücü Osmanlı'ya gideceğiz. Orada bu ordu kuvvetinin bütün dünyaya egemen olduğunu, o dönemin dünyasını tamamen hani tahakkümü altına aldığını görebiliyoruz. Bu bakımdan da ordunun oldukça kuvvetlendirdiğini söylemek gerekir. Hemen gelelim ödüllü sorumuza. Osmanlı Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazın. Hadi bakalım gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın.